Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk Ebru'cum. Ne kadar güzel sizi böyle tekrar yakalamak yoğunluğunuzda. Sorma, seni de öyle. Senin yoğunluğun. Değerli takipçilerim, biliyorsunuz çok değerli hocam. Hem de dostum. Evet. Öner Önder hocamla biz uzun yıllardır Yükselen Çağda Adnik Akademi'de sağ olsun hakikaten bizim akademimizi onore ediyor. Biyoenterik bizim gibi yol arkadaşlığı aslında. Öyle hocam. Evet. Hamdolsun şükür. Hamdolsun. Biyoenterik nefes terapisti sertifika programını birlikte yürütüyoruz. Ve geçen hafta Mayıs sonuna kadar haftada bir vereceğimiz derslerle birlikte eğitim sezonumuzu açtık. 2024-2025. Heyecanlıyız. Evet. Gerçekten öyle. Ve çok güzel bir sınıfımız var. Çok da güzel bir sınıfımız var hakikaten. Evet. Hani bu sezon başlangıcı, akademik yıl başlangıcı her zaman çok heyecanlandırır beni ama seninle birlikte, senin de coşkunun buna yansıyor olması elbette o eşsiz bilgilerinle de hep beraber zenginleşiyor olmamız da çok değerli. Ya hocam çok teşekkür ederim. Gerçekten. Sizin sayenizde. Ama gerçekten çok heyecan verici. Evet. Bir yeni döneme başlıyoruz. Artık. Evet. Siz her zaman şunu dersiniz. İnsanın sahip olduğu birinci detoks sistemi solunum fizyolojisidir. Evet. Solunum. Solunum aslında giderek önemi daha artan bir ivmeyle kavranan çok enteresan bir olgu. Biz de tam da ismine yakışır bir şekilde biyointegratif nefes dediğimizde hem kadim bilgilerin var olduğu hem çağdaş bütün her ne bilgi varsa onun da solunuma dair her şey. Her şey solunuma dair, bütüncül sağlığa dair, solunumun gerek bütüncül sağlığa gerek longevity de aslında çok şu an çok popüler longevity yerini de aktarmaya çalışıyoruz. Biyofizyolojik ekonomi bağlamında, bu da yeni bir kavram aslında. Bütün bunları, hani alıştıkları klasik çerçevenin ötesine geçen anlatımlarla, fizyolojik mekanizmalarla, çünkü solunumun boyutu dediğimizde solunumun fizyolojisinden, solunumun spiritüel yanından, felsefi boyutundan... Hocam siz her zaman şunu demez misiniz? İnsan psikososyo emosyonel bir varlıktır. Aynen. Ve solunumla bunların hepsini dengeliyoruz. Dengeliyoruz. Aynen öyle. Solunumun tabii ki bir de biyomekaniği var. Çok tabii. O hoca, o ders hocamın ellerinde. İşte bunları büyük heyecanla aktarıyoruz tabii. Bildiklerimizi aktarıyoruz, bilmediklerimizi öğreniyoruz. Öyle. Bizim için de çok, çok güzel bir gelişim süreci. Gerçekten öyle. Ben sertifika programlarımızdan mezun olan değerli böyle arkadaşlarımıza kendini keşif yolculuğunda ve kendini daha iyi hissetmek için ne yapabilirim peşinde olan güzel titreşimli insanlarla 7-8 ay birlikte olduğumuz süre içerisinde onların hayatlarındaki yükselen iyilik hallerini gördükçe de çok mutlu oluyoruz ve tatmin sanırım oluyoruz bilgileri paylaşmaktan. Çok değerli ki bu gelişimi görüyoruz. Çok. Ve bizler de gelişiyoruz onlar. Tabii. Bu gelişim hep beraber deneyimlediğimiz bir gelişim. Çok gerçekten heyecan verici bir başlangıç dönemine yine çok şükür girdik. Girdik. Çok hızlı zaman hayat. Nasıl? Ne yapsak kar. Aynen. Ne öğretsek, ne versek kar. Kesinlikle ne öğretsek, ne öğrensek. Neyi hayatımıza geçirsek yani. Hocam mutluluğun sırrı almak değil, vermekten geçiyor değil mi? Kesinlikle. Ben bunu kendi yaşamımla ilgili bir paradigma değişimine gönderme yaparak şöyle anlatabilirim. Anlaşılmaktan anlamaya giden bir yol var. Anlaşılmaktan anlamaya giden. Evet, hem ATP tasarrufu yaparken biyofizyolojik ekonomi prensibine uygun.